İyi akşamlar sayın seyirciler. Sosyal güvenlik saatine hoş geldiniz. Bu akşam işçi hakları ve işverenin işçilere karşı sorumluluklar üzerine duracağız. Sosyal güvenlikle ilgili yaşamış olduğunuz sıkıntıları bizlerle paylaşmak isterseniz 0242 345 45 44 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu hafta en son yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası üzerinden işçi hakları ve işverenin sorumluluklarıyla ilgili konulara değinmek üzere ben sözü Hatice Hanım'a bırakmak istiyorum. Buyurun Hatice Hanım. İyi akşamlar diliyorum sevgili izleyiciler. İşçi hakları ve işverenin sorumlulukları konusu bugün biraz bahsetmek istediğimiz konu. Bu konu yasalarla düzenlenmiş bir konu. 4857 sayılı yasayla yıllardır bu konularda düzenlemeler var. En son sizin de söylediğiniz gibi 6331 sayılı yasayla da iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları bir düzenleme içerisine alınmış durumda. Şimdi 4857, tabii bunun sadece 4857 ile de sınırlamak gerekmiyor aslında ama konunun genel şeyi orada olduğu için yasal düzenlemeleri, bunun dışında borçlar yasasına istinaden tabi olan durumlar da söz konusu. Birçok yasaya atıf yapılabilecek durumlar da var. Ama iş kanunu 4857 sayılı yasada düzenlenmiş durumda. Evet, 1475 sayılı ve 4857 sayılı yasaların hala yürürlükte ve bunlara göre işçilerin hakları işçilere yer ve zamanı geldiği zaman ödenmektedir. Son yasada 5510 sayılı yasada da yine iş dünyasıyla ilgili birçok düzenlemeler revize edilmiş şekilde yer almaktadır. Yani burada mesela işçi kimdir, işveren kimdir, bunların hepsi yasayla belirlenmiş kurallardır. Yeniden açılımları yapılmış, kişilerin sorumlulukları burada belirtilmiştir. Burada 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası işte 2012 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girdi. Bu yasanın işçilere sağlamış olduğu faydalar, çalışma koşullarına sağlamış olduğu faydalar ve işvereni nasıl bir sorumluluk altına soktu 6331 sayılı yasa? Bu konulara biraz değinebilir miyiz? Tabii. Şimdi 6331 sayılı iş sağlığı iş güvenliği yasası daha önceden 4857 sayılı yasanın bir yasa maddesi şeklinde iş güvenliği eğitimlerinin aldırılması, iş güvenliği tedbirlerinin, risk analizlerinin yapılması gibi bir takım uygulamaları içeren orada bir madde halindeydi. Sonra 6331 ile bu artık kendi başına bir yasa haline geldi. Bir telefon bağlantımız var, onu alırsak. Buyurun Mustafa Bey. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Ben ne zaman emekli olacak diye sorabilirim de onun için öğrenmek istiyorum da. Tamam. Kaç doğumluyuz Mustafa Bey? 1965 doğumluyum yani. 1965. Ay gün olarak doğum tarihinizi alabilir miyiz? Birinci ay 1965. 1/1/1965. Evet. Tamam. Sigorta Bağkur başlangıcınız. Bu bilgileri de bize verebilir misiniz? Sigortam 1981'de giriş. 1981'in kaçıncı ayı? 9. ayın 3'ü. 12. ayın 3'ü. Evet. 9. ayın 3'ü. Evet. Evet, şu anda mevcut sigortalılık durumumuz Bağkur mu, SSK mı acaba? Sigorta durumumuz SSK. SSK. Toplam ne kadar günümüz var? Bize şöyle kabataslak. 3950 günüm var yani şu anda. 3950 gününüz var. Evet. Anladım. Askerlik yaptık. Evet, yaptım. 18 ay yaptım askerlik. Tamam. Şimdi siz normal koşullarda 46 yaş, 5075 güne tabisiniz. Evet. Askerlik borçlanmasını 540 gün olarak ödersek, 3950 günde normal süremiz var. 4490 güne ulaşacağız. Eksi 5075 dersek eğer. Askerliği ödedikten sonra 585 gün daha çalışmaya devam ederseniz, 585 gün sonra emekli olabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Ya bir de... 3600'den olabilir mi yani şu anda? Şimdi 3600'den emeklilik koşullarını sorarsanız 60 yaşa tabisiniz. 60 yaşını dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Bayağı da varmış yani. Sekreter. Evet, evet. Ondan dolayı sizin 585 gün daha çalışmanız daha uygun gözüküyor. Mümkünse 20 aylık süre yapar aşağı yukarı. 20 ay daha çalışıp askerliğinizi ödedikten sonra emeklilik talebinde bulunabilirsiniz. Teşekkür ederim abi. Önemli değil, iyi akşamlar. Evet. Evet, 6331 sayılı kanuna... Devam ediyorduk şimdi, Hatice Hanım. İş sağlığı ve iş güvenliği ne ilişkin hükümler ülkemizde çok geç
uygulamaya başlandı. Evet, 2012 tarihi çok geç bir tarih açıkçası. Avrupa ülkelerinde yıllardır var bu uygulama. Ne zaman ki iş kazaları artık had safhaya ulaştı. Dünya genelinde iş kazalarının olduğu, yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi Türkiye. Evet, çok geç başlayan bir yasal uygulama. İşverenlere iş yerlerinde sağlık güvenlik tedbirlerini almak yönünde sorumluluklar yükledi. İşçilere de tabii ki sağlık güvenlik önlemlerine uyma sorumluluğu yükledi. Tabii bunun sonuçları olarak işverenin bir takım sorumlulukları var. İş güvenliği eğitimlerinin alınması, iş yerinde risk değerlendirmelerinin yapılması, sağlık kontrollerinin bir düzen içerisinde yapılması, iş yeri hekimi, iş yeri uzmanı tarafından bu hizmetlerin alınması gibi bir takım sorumluluklar yüklendi. İşçilere ise almış oldukları, şimdi iş güvenliği eğitiminde iş yerlerinde ne tür önlemlerin alınması gerektiği ve ne tür dikkatlerin oluşması gerektiği, nelere dikkat edilmesi gerektiği konuları eğitimlerle işçilere verildi. Bir telefon bağlantımız var, onu da alırsak mümkün satacağım. Fadime Hanım buyurun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl yardımcı oluruz Fadime Hanım sizlere? Ben 1987'de işe başladım. 1987'nin kaçıncı ayında işe başladık? Şubat ayında. Şubat ayında, evet. 1987'nin Şubat ayında işe başladım. Evet. 28 ay falan bir sigortalılık dönemim oldu. Tamam. Ondan sonra Tarım Bağkuru'ndan biraz Tarım Bağkuru yatırdım. Geçenlerde bayağı oluyor, bir yıl kadar oluyor. Evet. SSK'ya gittim. Evet. İki tane doğum var. Biri sigortadan önce, biri sigortadan çalıştıktan sonra birini borçlanabileceğimi söylediler. Doğru, 87'den sonra yapmış olduğunuz doğumu borçlanabilirsiniz. Bir tanesini borçlanabilirsiniz şu andaki yasalara göre. Tamam. Evet. Ondan sonra iki yıl daha sigortam yatırmamın gerektiğini söyledi. Yani toplamda 4 yıl. Tamam. Yaşım şu anda 58. Şu anda 58 yaşında mısınız? Evet. Ağustos'ta 58 yaşına gireceğim. Anladım. Yani siz 3600 gün üzerinden anladığım kadarıyla emekli olmanın peşindesiniz. Yani en uygun zaten oluşuyor konumunuza. Evet, bu koşullarda 3600 gün tamamlandığı gün emekli olma hakkına sahipsiniz. Zaten 87'den sigorta girişiniz olduğu için 3600 günden 58 yaşından emekli olma hakkına sahipsiniz. Şu anda sizin toplam gün sayınız ne kadar acaba Fadime Hanım? 2000 kusur herhalde. 2800 falan kusur herhalde. Çünkü 4 yıl eksiğim olduğuna göre. 4 yıl daha mı eksiğiniz var dediler? İşte 2 yıl doğum borçlanmamına 2 yıl doğum gün eksiğim var dediler. Anladım. O zaman aşağı yukarı doğru 2800 gününüz falan daha var. Doğum borçlanmasını yaparsanız 2 yıl gibi daha bir süre çalıştıktan sonra emekli olma hakkına sahipsiniz. Yaşa falan takılmanız söz konusu değil zaten yaşınız. Çalışmam mümkün değil benim bu yaşta. Çalışmam mümkün değil. Geri kalan 2 yıllık süreyi isteğe bağlı olarak prim ödeyerek tamamlayabilirsiniz. Şöyle bir şey, %58 sakat raporum var benim. Bu sakat raporumdan bir faydalanmam olabilir mi? Yok, şimdi vergi indirimi dediğimiz %60'ın altında olduğu için raporunuz vergi indirimi dediğimiz olaydan yararlanmanız lazım. Onda da 3600 gün şartı vardır. 3600 gün olmadan o şarttan, yani sakatlığınız nedeniyle emekli olma şansınız yok. Zaten siz 3600 günü doldursanız 58 yaşta doldurduğunuz için direkt emeklilik hakkına sahipsiniz. En güzeli geri kalan günlerimizi gerekirse isteğe bağlıdan tamamlayarak emekli olma yoluna gidelim. Tamam, teşekkür ederim. Yani geri kalan 2 yıllık süreyi isteğe bağlı Bağkur'dan ödeseniz bile emekliliğiniz SSK'dan olacaktır. Yalnız doğum borçlanmasını yaparken SSK'lı olmalısınız, ona dikkat edin. Oldu mu? Bir şey daha sormak istiyorum size lütfen. Buyurun. Ben eşim öldü, eşimden maaş alıyorum şu tamam. anda. Tamam. Sigortalı mıydı eşiniz, Bağkurlu muydu? SSK'lıydı. SSK'lıydı. SSK'dan emekli olsanız da her iki maaş alma hakkınız da var. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Öyle mi? Evet. Ederim. Önemli değil. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Evet Hatice Hanım. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası üzerine birazcık konuşmalarımıza devam ediyorduk. İşçiler iş güvenliği eğitiminde aldıkları bilgilere uymak
yükümlülüğü altına girdiler. Şimdi işçi ve işveren tarafından baktığımız zaman işverenle bir takım sorumluluklar, daha çok uygulamada gördüğümüz şey işverene ekonomik yük getiren bir durum. Evet. O yüzden başlangıçta işverenler bunu kendilerine bir külfet olarak algıladılar. Ki ülkemizde de yeni uygulamalarda hep vardır bu denetimler, cezalar vesaireler, evet. Bir takım şeyler ya da iş kazaları, olumsuzluklar yaşanmadan bazı şeyleri atlamak hep... Yani bizim... inşaatların yapı denetime tabi tutulması gibi bir şey oldu aslında. Evet, evet, bir zorunluluk olarak. Evet, bir maliyet aldırandı. Olarak işverenler. Zaman çıktı. İçinde alışıldı ama şimdi iş güvenliği uygulamaları kapsam genişletildi. Evet. Her geçen gün kapsam daha da genişletildi. Ve şu an 1 Temmuz itibariyle artık 50'nin altında işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerleri de bu uygulama içerisinde. Yani bir kişi çalıştıran iş yeri, herhangi bir iş yeri, bakkal, kırtasiye vesaire ayrım olmaksızın, tehlike derecesi olmaksızın 1 Temmuz itibariyle artık iş güvenliği hizmeti almak durumunda. Evet, yasa çıkar çıkmaz tüm işverenler uygulanmadı. Kademeli bir şekilde evet, çalıştırdığı işçi sayısına göre tehlike, 100 kişinin üzerinde çalışanlar, tehlikeli olan iş yerleri şeklinde ayrım yapıldı. Evet. Daha sonrasında alt kademelere doğru indiriliyor bu. Şu anda 50 evet. kişinin altında işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerleri de bu kapsama girmek zorunda. Kesinlikle öyle. Çünkü bu biz bir telefon de... bağlantımız. Evet. Süleyman Bey buyurun, iyi akşamlar. İyi akşamlar Halim Bey. Buyurun, size nasıl yardımcı oluruz Süleyman Bey? Ben yine sigortam sorgulanmak istiyordum. Yardımcı olabilir misiniz? Tabii, şöyle bilgilerinizi verirseniz bize, sigorta başlangıcınız, doğum tarihiniz gibi bilgilerinizi verirseniz size yardımcı olmaya çalışalım. 29 Ekim 1972 doğumluyum. 29 Ekim 1972 doğumluyuz, evet. Evet. Yalnız 01.01.87'de çıraklık eğitime gittim 4 yıl boyunca. Evet, çıraklık eğitim emeklilikte başlangıç kabul edilmiyor. Sadece sağlık prim ödendiği için ona emeklilik başlangıcı olarak sayamıyoruz. İlerleyen günlerde yeni bir yasa çıkarsa, bununla ilgili borçlandırma yasası, o zaman durumunuz tekrar değişebilir. Ama biz şu gün, bugünkü yasalar üzerinden durumunuzu değerlendirelim. 87'den sonraki ilk çalışmamız ne zaman? 22 Eylül 98. 22 Eylül yani 22'ye 9, 1998. Bağkur'la başladım. Evet. Arkasından da 1 Ekim 2000'den bu yana da aralıklı sigortalılığım var. Askerlik ne kadar yaptık? 72'lerde 15 ay mıydı? 15 ay yapıldı. 15 ay askerlik yaptık. Toplam şu anda 5900 gün gibi bir günümüz var değil mi? Toplam yatan şu anda 6800 yatanım var. Ha, 6800 gün. Evet. Şimdi genel durumunuza baktığımız zaman 98'in Eylül ayında girişi olduğu için 57 yaşa tabisiniz. Evet. 57 yaş 5900 güne tabiyiz. Şu anda zaten siz emeklilik koşullarını yaş haricinde diğer koşulları tamamlamış bulunmaktasınız. Evet. Prim ödeyerek devam etmeniz size avantaj sağlar mı? 7000 günün üzerine çıktığımız zaman bilmiyorum askeri ücretle mi çalışıyorsunuz daha yüksek mi? Evet. Ama 7000 evet. günden sonra sigorta primleriniz ödendikçe maaşınız artacaktır. Aylık bağlama oranı artacağı için şu anda maaşın bağlandığı en düşük dönemlerde diyebiliriz sizin için. Yani mümkünse 9000 iş gününe kadar ve üzerine çıkabilirseniz çalışarak maaşınız bugünlerde alacak olduğunuz maaşa oranla daha yüksek olacaktır. Buna dikkat edelim siz de. Diğer koşullar zaten yerine gelmiş. Bir sıkıntı gözükmüyor. Çıraklık eğitimle ilgili herhangi bir yasa değişikliği olursa durumun yeniden değerlendirilmesine fayda var Süleyman Bey. Peki askerlik durumumu yatırdığım zaman, borçlandığım zaman herhangi bir yani 15 ay kadar geriye dönük indirim olabilir mi? 98'in 9. ayına siz girdiğiniz için 1 yıl 3 ay askerlik yapmışsınız. 1 yıl 6 aylık askerlik yapmış olsaydınız 9, 10, 11 kurtaracaktı ama sizde biraz sıkıntı var gibi. Askerliği ödesek bile, bir saniye, 22'ye 9, 1998 demiştik değil mi? İlk işe girişi. 22, 9 evet. 22'ye 6, 1997'ye çekersek askerliği borçlansak 22'ye 6, 1997. Durumunuz değişmiyor yine 57 yaşa tabisiniz, 5900 güne tabisiniz. Askerlik borçlanmanız sizde durum değiştirmiyor. Bu 1,5 yılın altında askerlik yapanlar askerlik borçlanması yaptığı zaman yer ve zamanına göre yaşa etkisi olmayabilir. Çünkü kademeli geçiş dediğimiz emeklilik yaş tablosunda 1,5 yılda bir yaş atar. Ondan evet. dolayı sizin askerlik süreniz 1,5 yılın altında olduğu için 1 yıl 3 ay olduğu için sizde evet. yaşa etki yapmıyor. Askerliği ödesek bile herhangi bir etkisi yok sizin için.
Yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Süleyman Bey, görüşmek üzere. Evet Hatice Hanım, kaldığımız yerden devam edebiliriz. İş güvenliği diyorduk. Biraz daha burayı konuşalım dilerseniz. Evet. İş güvenliği aslında genel itibariyle baktığımızda iş yerlerinde uygulanması gereken sağlık güvenlik tedbirleri olarak ilk bakışta algılanıyor. Fakat ben şöyle bir farklı noktada gözlemledim bunu. Sonuçta işçiler de bizim toplumumuzda yani iş yerinin dışında hayatı olan hepimiz o eğitimleri almamız gerekiyor. Çünkü iş yerinde uygulanan kurallarla normal hayatta uygulanan kurallar birçok zaman hayatımızı farklı kurtarabiliyor. Evet. Bir elektrik olayı mesela iş yerinde elektrikle ilgili öğrendiğimiz bir takım tedbirler evimizde hayatımızı kimi zaman çocuğumuzun hayatını kurtarmamız anlamı. Bir telefon anlamı. Bağlantımız var, onu da alalım, ondan sonra peki, devam edelim inşallah. Efendim Sefer Bey buyurun. Alo. İyi akşamlar Sefer Bey. Buyurun, sizi dinliyoruz. İyi akşamlar beyefendi. Ben 2-2-1966 doğumluyum. Evet, 2-2-1966 doğumluyuz. Bankura giriş tarihim 5-1-1994. 5-1-1994 tarihinde ilk işe girdik. Bağkur yani, bu Bağkur. Tamam, fark etmez. Yani sonuç olarak başlangıcımız 5-1-1994. Bu da 820 gün Bağkur'um var işte. Evet. Bir de 1340 günde SSK'dan bunun var. Ne kadar Bağkur'umuz var dedik, bir de alabilir miyim? 1994'ten işte 1911'e kadar Bağkur'um var. Şey, yani 2011'e kadar. Kaç yıl? 10? Toplam 94'ten 2001 mi 2011 mi? 2011. Evet, 1994 ile 2011 arasında toplam olarak 17 yıl Bağkur'umuz var. Doğru değil mi? Bağkur'um var. 1340 günde SSK çalışmışlığım var. 1340 günde SSK çalışmışlığınız var. Bağkur'dan sonra çalışmalarımız değil mi? 2011 tarihinden sonra 1340 gün çalışmamız var. Tamam. Normal koşullarda 54 yaştan yani 5675 günden emeklilik hakkına sahibiz. Eğer askerlikten borçlanma yapılırsa 53 yaştan emekli olabilirsiniz. Bu 18 da... ayda askerlik yaptım. Ne kadar? 18 ay. 18 ay. 2019 yılının ikinci ayında emekli olabilirsiniz askerlikten borçlanma yapılırsa. 2019 yılı? Doğum tarihi, Şubat'ta. Mı? Şubat'ın ikisi. Askerliği yatırırsam? Evet. Ha. Askerlikten ödeme yapacağız. Yoksa 2020'nin Şubat'ına kalırız. Tamam, anlaşıldı. Tamam, iyi akşamlar Sefer Bey. Görüşmek üzere. Evet Hatice Hanım. Kaldığımız yerden 4857 sayılı kanuna değinelim. Telefonlar çok sık geliyor, zaman evet, daralıyor. Yani bu eğitimlerin faydasından söz ediyordum. Kimi zaman normal hayatımızda da yaşamımızı önemli derecede kurtaran, kolaylaştıran bir yönü de var bu eğitimlerin. O yüzden insanlar bunu yaşadıkça öğrendiler ama. Mesela bir de bizim genel toplumumuzun yapısında var. Bana bir şey olmaz felsefesi ve yaklaşımı. Yıllardır bir yöntemle yaptığı işi tehlikelidir. Ona eğitimle farklı bir davranışla yapması gerektiğini izah ettiğinizde... Ama değiştiremezsen biraz zorluk yaşarız. Ben bunca yıldır böyle yapıyorum, hiçbir şey olmadı. Bir şey olmayacak anlamına gelmez. Çalışanların, daha doğrusu toplumun bakış açısının değişmesi noktasında çok önemli ve etkili. Bu geniş konuşulabilir fakat hani konumuz şimdi işçi ve işveren hak ve sorumlulukları. Evet. Onu dağıtmayalım. Başka bir gün daha detaylı girelim. Bir telefon bağlantımız daha peki var. Onu da aldıktan sonra. Hı hı. Fatma Hanım buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl yardımcı oluruz Fatma Hanım sizlere? Ben 1983'te sigortalıyım. Evet, 1983'te sigortalıyız. Evet. 3000 günüm var. 3000 ama gün. Bazı hastalık nedenlerinden çalışamıyorum. Beyim de özürlü maaş alıyor. Onunla geçiniyoruz. Çok zor durumdayız. Ödeyemiyorum da her ay. Evet. Ne yapmam gerekir? Bir de sigortalı olmadan önce 3 tane doğum yaptım.
O doğum borçlanması ne zaman çıkacak? Kaç, çıktı mı? Kaç doğumluyuz? Haberim yok, onu da öğrenmek istiyorum. Kaç doğumluyuz bu arada? 53 doğumluyum. 1953 doğumluyuz. Doğumları 83'ten önce mi yaptık Fatma Hanım? Evet. 83'ten sonra hiç doğumumuz yok. Yok. Anladım. Bu koşullarda 3600 günden emekli olabilme hakkına sahibiz. Şu anda çalışmıyorsunuz. Çalışamam. Dizlerimden ameliyat, belimden ameliyat diyorlar. Bel kayması var. Dizlerimden ameliyat, protez takılacak. Beyim de ayağı kesik, özürlü maaş alıyor. Evimiz kira. Yani ödeyecek durumumuz yok. Çocuklarım ya. Var ama onların da kendilerine göre borçları var. Birinin 3 tane çocuğu var. Yani evleri kira, onlar da zor durumda. Evet. Yani onlara yük olmak istemiyorum. Şimdi şöyle yapılabilir. Belki bir mahallen emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz ama mahallen emeklilik müracaatından çok olumlu bir sonuç alacağınızı ben zannetmiyorum. Söylemiş olduğunuz hastalıkları itibarıyla. Eğer gün sayınızı 3600'e isteğe bağlı prim ödeyerek tamamlayabilirseniz, yaşta zaten herhangi bir sıkıntınız kalmamış, 58 yaşının üzerindesiniz. 3600 gün üzerinden tarafınıza direkt maaş bağlanacaktır. Geri kalan 600 günlük süreyi isteğe bağlı Bağkur'dan tamamlayabilirsiniz. Emekliliğiniz yine SSK'dan olacaktır. Son 7 yılda en fazla çalışmalarınız SSK kapsamında kaldığı için Bağkur, isteğe bağlı Bağkur ödemeniz sizin için en cazip ve kolay bir yol. Mümkünse yani maddi imkanlarınızı biraz sıkıntılı olduğunu söylediniz ama tek çare burada 600 gün daha isteğe bağlı Bağkur ödeyerek SSK'dan emekli olmaktır. Fatma Hanım bunu gerçekleştirebiliriz. Ne kadar Bağkur acaba ödemesi? Şu anda isteğe bağlı Bağkur 545-550 civarında. Ya ödeyemeyiz oğlum ya. İşte ondan böyle duruyoruz yani. Evet anlıyorum ama tek çare çok az bir süre kalmış. 600 gün gibi bir süreniz var. O süreyi tamamlamanız sizin için avantajlı olacaktır. Bunun haricinde ne yapabilirsiniz? Kendiniz kendi isteğinizle en yakın eğitim araştırma hastanesinden bir rapor çıkarıp özürlü maaşına %40 ve üzerinde rapor alırsanız bağlı bulunduğunuz kaymakamlığa müracaat ederek yani 2022 sayılı kanun dediğimiz özürlü maaşla müracaatta bulunabilirsiniz. Oradan da aynı eşinizin aldığı gibi %40'ın üzerine raporunuz çıkarsa bir maaş da size bağlanabilir yani. Evet. Benim de özürlü maaş alıyor ama 750 günü Bağkur'u var. Onun hani aylık bağlanabilir mi? Nasıl olur onu da bilmiyorum. Yok, 750 gün üzerinden herhangi bir maaş bağlanması Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan söz konusu değil Fatma Hanım. Ya askerliğini ödeyebilir mi? Ödeyebilir, her zaman ödeyebilir askerliğini ama toplam mahallen emekli olması için 1800 güne ulaşmanız lazım. Evet. 1800 güne ulaşamadığınız sürece hastaneye sevkiniz gerçekleşmez Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan. Onun %98 şeyi var, özürlü maaşı var. 1800 günün olması şart. 1800 gün sayısına ulaşamadığımız sürece hastaneye sevkini gerçekleştiremezler. Tamam, teşekkürler. Önemli değil, iyi akşamlar diliyorum. Herhalde bir ara vermemiz söz konusu. Ara verdikten sonra kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz Hatice Hanım. Sosyal güvenlik saatimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi biraz 4857 sayılı yasadan bahsedeceğiz işçi ve işveren haklarından. Dilerseniz siz biraz bahsedin hocam. İyi akşamlar sayın seyirciler. Tekrar kaldığımız yerden sosyal güvenlik saatine devam ediyoruz. Şimdi işçilerin haklarını düzenleyen yasalar 1475 sayılı iş kanunu yasası ve 4857 sayılı iş kanunu yasası. Bilindiği evet. üzere işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı olayları hep bu yasalar üzerinden uygulanmaktadır. İşçilerin haklı ve haksız sebeplerle işten çıkışları, işverenin haklı sebeplerle işçiyi işten çıkarması gibi durumlar hep 1475 ve 4857 sayılı kanunlara göre gerçekleştirilmektedir. Evet. Şimdi ülkemizde çalışma saatinden bahsetmek gereken bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Osman Bey buyurun sizi dinliyoruz. İyi günler beyefendi. İyi günler. Şimdi ben çalışıyorum şu anda da aynı işte. Biz asfalt yapıyoruz. Evet.
Şimdi 6 senedir, 7 senedir çalışıyorum ben iş yerinde. Ayrılsam tazminatlarımı hak edebiliyor muyum, alabiliyor muyum yani? Şimdi zaten bu konuya değinecektik. Biz de ilk işe giriş tarihimiz kaçtır acaba Osman Bey? Bu iş yerinde çalıştığımız değil. Yani ilk defa işe başladığımız tarih kaç yıl? Onu öğrenmemiz lazım. İlk defa işe başladığımız tarih 96 yılında. 1996 yılında. Şu anda toplam prim gün sayımız, sigorta, bağkur hepsi dahil. Toplam işte herhalde 2000-2500 gün falan vardır. Tam bilemiyorum da. Tamam. Şimdi şöyle söyleyelim Osman Bey. 1999 tarihinden önce işe girmiş olmanızdan dolayı 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısını tamamlamanız şartıyla kendi isteğinizle işten çıkabilirsiniz. Ama sizde 15 yıllık süre dolmuş. Orada sıkıntı yok. 1996 yılının üzerine 15 yıl koyarsak 2011 gibi bir süreçte 15 yıllık süreniz dolmuş. Yalnız 3600 gün sayısını isterseniz askerliği de borçlanabilirsiniz. 3600 günü tamamladıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminat yazısına müracaat edeceksiniz. O yazıyı aldıktan sonra işverene sunarsanız kıdem tazminatınızı alma hakkınız var. Kendi isteğinizle bile işten çıksanız. Normal koşullarda şu anda 2000 kusur günümüz, 2800-2700 gününüzün olduğunu söylediniz herhalde. Tam olarak günü biliyor musunuz? Tam olarak günü hesaplamadım, bilemiyorum ama şöyle bir şey var. 96'da ben girdim, işte 5-6 gün bir başlangıcım var. Ondan sonra işten ayrıldım, kendim çalıştım öyle sigortasız işlerde çalıştım yani. 2011'de tekrar işe girdim. İşte 2017, 6-7 sene yatıyor. Anladım. 5 senede bir iş yerinde çalıştım. Alacağım var orada yani mahkemedeki. Anladım. Şimdi dediğimiz gibi 3600 gün koşulunu sağlamadan bu şekilde işten kendi isteğinize çıkarsanız herhangi bir tazminat alma hakkınız bulunmamakta. Askerlik yaptıysa askerliğinizi borçlanın. Şu anda 2011-2017 6 sene falan çalışmanız var anlattığınıza göre. Yani 1,5 yılda askerliğiniz olsa tahmini 7,5 yapar. En az bir 2,5 yıl daha, 2-2,5 yıl daha sigortalı çalıştıktan sonra kendi isteğinizle çıkarsanız kıdem tazminatını alma hakkınız var. Ancak bu şekilde işten çıkarsanız kendi isteğinizle çıktığınız için işverenden herhangi bir tazminat alma hakkınız bulunmamaktadır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Önemli değil Osman Bey. İyi akşamlar diliyoruz. Evet 4857 sayılı yasadan bahsediyorduk. Evet, burada biraz kıdem tazminatı konusu, ihbar tazminatı gibi konular çok fazla gündemde ilgi çeken konular. Bunlara değinelim biraz. Evet. Şimdi ilk önce çalışma saatleri üzerinden bahsedelim. Ondan sonra bu konulara değinelim. Hı hı. Şimdi ülkemizde 4857 sayılı kanuna göre çalışma süresi günlük 7,5 saat. Haftalık çalışma süremiz de 45 saat. Bu süreler geçtikten sonra kişinin çalışması söz konusu olursa fazla mesaiye giriyor. Evet. Ve almış olduğu ücretin %50'siyle fazlasıyla beraber fazla mesaisini yapabilme hakkına sahip. Tabii işçinin ve işverenin rızayen buna müsait olması lazım. Yani özellikle işçinin fazla mesai yapmasının izin dahilinde olması gerekiyor. İzin dahilinde olması lazım. Her yıl fazla çalışma iznini işveren işçiden almak durumunda. Evet, evet, evet. Şimdi bir telefon bağlantımız daha var. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Yüksel Bey, buyurun. Ben 1992 yılında sigorta olarak başladım. 92'nin kaçıncı ayı onu öğrenebilir miyiz? 92'nin 6. ayı falan olması lazım. 92'nin 6. ayı, evet. 753 gün sigortam var. Evet. 2001'de tekrar Bağkur'a giriş yaptım, hiç kesintisiz. 2000 bu ayın 5. ayına kadar Bağkur yatırdım. Tamam. 2001'in kaçıncı ayında Bağkur'a girdik? Onu tam tarih alabilir miyim? Herhalde 9. ayı diyebilirim. 2001'in 9. ayı. Tamam, devam edelim. 2017'nin 5. ayında da bir ek 5 diye bir şey varmış. Ona geçiş yaptım. Tamam, yani SSK kapsamına tekrar dönüş yaptınız. Ek 5 tarım sigorta dediğimiz olay normal 4.1A SSK kapsamında değerlendiriliyor. Normal çalışan gibi sigortalılarınız kabul ediliyor. Evet. Evet. Şimdi ben bundan emekliliğim 3 sene dediler. Evet, şimdi doğum tarihimiz kaçtı? 1969. Şimdi siz normalde 53 yaşına tabisiniz. Evet. 3,5 yıl ek 5'ten prim ödedikten sonra prim ödemeyi bırakabilirsiniz ama 53 yaşını beklemek zorundasınız. Burada askerlik borçlanması yaparsak 79-89'da askere gittiniz. 92 başlangıcınız olduğu için
bir yaş geriye çeker, 52 yaşından emekli olma hakkına sahipsiniz. Evet. 1969 52 yaş derse 2021'in doğum tarihinde emekli olabilirsiniz. Hangi ayda doğduk? 1'e 5 1969. 1'e 5, yani 1 Mayıs 2021'de emekli olabiliriz askerliği ödemek şartıyla. 1'e 5 yani yok, 5. ayın 1. ayın 5'inde doğum yaptım. Doğmuşum. 1. ayın 5'i o zaman 2021'in Ocak ayı. 2021 Ocak doğum tarihi. 2021 Ocak ayı. Evet, askerlikten de bir kısım ödeme yapacaksınız yalnız, oldu mu? Tamam. Şimdi şunu sormak istiyorum ben bir de. Bazıları işte böyle günün dolduğu zaman ek 5'te ücreti arz ediyorsun dediler. Efendim? Şimdi biz ek 5 değiliz ya. Evet. Ücreti ek 5'te yani günün dolduğu zaman bir ücreti arz ediyorsun falan dediler. Ücret. Az yatırıyorsun. Ücreti az yatırıyorsun. Siz az yatırmanız çok önemli değil. Ek 5'in primi o şekilde, dilerseniz ek 5'e müracaat edip ben primlerimi daha yüksek ödemek istiyorum. Mesela askeri ücretin iki kat tutarını ödemek istiyorum da diyebilirsiniz ama bunun size çok bir faydası olmaz. Böyle bir girişimde bulunmanızı önermem. Siz mevcut en düşük primden ödemelerinize devam edin. Oldu mu Yüksel Bey? Tamam efendim. Teşekkür ederim. Önemli değil. İyi akşamlar diliyorum. 2021'de... 2021'in doğum tarihi. Ocak ayı ise Ocak ayında emekliyiz Allah'ın izniyle. Tamam. Teşekkürler. Önemli değil. İyi akşamlar diliyoruz. Evet. 4857 sayılı kanuna... Evet. Değiniyorduk. Şimdi burada çalışma saatlerinden bahsettik. İhbar tazminatı çokça çalışanlarımızın sıkıntılarından bir tanesi. Bir de kıdem tazminatı çokça çalışan işçilerimizin kafalarında oluşturan soru işaretlerinden bir tanesi. Şimdi ihbar tazminatı 6'ya kadar çalışması olanlar ihbar tazminatını hak ettiği zaman 2 haftalık ücret karşılığında ihbar tazminatını alma hakkına sahipler. 6 ile 1,5 yıl arasında çalışması olanlar 4 haftalık ücrete tabi karşılık gelen tutar kadar ihbar tazminatı alma hakkına sahipler. 1,5 yılla 3 yıl arasında olanlar 6 haftalık ücrete karşılık gelen tutar kadar ücret almaları 3 yıldan fazla olanlar da 8 hafta. Yani burada ihbar tazminatının üzerinde durmamız gereken olay da yani kişinin çalışma süresi ne kadar fazlaysa alacak olduğu ücret de ona göre yükseliyor. Evet. Yani burada bir de şunu söyleyelim hocam. İhbar tazminatı işçinin bir anda işsiz kalmasına karşı getirilen bir önlem. Evet, yani kişinin aslında iş bulması için verilen saatler karşılığında paraya dönüştürülmesi olayı. İşveren işçiyi çıkartacağı zaman belli bir süre öncesinden işçiye bunu bildirme yükümlülüğü getirmiş. Evet. Çünkü birçok mağduriyetler söz konusu olacak. Yine kıdem tazminatı konusu var. Kıdem tazminatı, kıdem tazminatına geçmeden önce bir telefon bağlantımız var herhalde. Efendim, alo. Alo. Ergün Bey, buyurun. Abicim ben 1987 girişliyim. 1987'nin kaçıncı ayı, onu alalım. He, 4. ayı. Tamam. Benim gün 1500 günüm falan var da benim 92 yılında Bağkur'um var. Bağkur kaydım var. Esnaflık yaptım 5-10 yıl yaklaşık. Hangi yıllar arasında esnaflık yaptık? 92-2000 arasında. 2000 arasında. Esnaflık faaliyetimiz neydi? Bakkal, market türü, elektrikçilik vardı. Bir meslek değiştirdiydik. Hiç Bağkur yatırmadım. Burada Bağkur'a tesciliniz yapıldı mı? Yani Bağkur numarası aldınız mı? Bağkur numarası almadık. Anladım. Şimdi siz herhalde bu 92 ile 2000 yılları arasındaki esnaflık sürelerinizi Bağkur'dan saydırabilir miyiz diyeceksiniz. Evet. Şu anda bununla ilgili bir yasa söz konusu değil. Yani 2008 yılından önce yapılan ticari faaliyetlerle ilgili Bağkur kaydı oluşturulmamışsa şu anda tekrar geriye dönük Bağkur kaydı oluşturma hakkımız yok. Ama bununla ilgili esnaf odaları özellikle bastırıyor. İlerleyen günlerde inşallah bununla ilgili bir yeni bir yasa çıkması bekleniyor. Evet, benim bir elektronik ortamda bir 3 ay yapmışım. O geldi geçen bana 1 milyar 300. Hı hı. Ben de dedim 92'den ileride de var öncekiler, onları ödeyeyim hep birlikte. 3 ay dediğiniz hangi tarihler? 2005-2006 yılında. Elektronik ortamda mecburi ödeme şeyim varmış. Müracaat etmedim ama Bağkur'dan bir borç geldi bana 1400 lira gibi. Anladım. O zaman 2000 yılından sonraki ticari faaliyetlerinizle ilgili Bağkur tesciliniz yapılmış. 2000 yılından öncesine gitme şansımız şu anda gözükmüyor.
Ama dediğimiz gibi yeni bir yasa çıkarsa, beklenen bir yasa söz konusu, biraz herkeste bu sıkıntılar var. Türkiye genelinde çok fazla. İlerleyen günlerde inşallah çıkar, bu mağduriyetler de giderilmiş olur. Oldu abim. Teşekkür ederim. Önemli değil. İyi akşamlar diliyoruz Ergün Bey sizlere. Evet, şimdi en çok sıkıntılardan bir tanesi de ülkemizde kıdem tazminatı. Evet. Biliyoruz şu andaki hükümetimiz kıdem tazminatı üzerinde yeni bir değişiklik yapmak için çaba gösteriyor açıkçası. Yapılacak olan kıdem tazminatındaki değişikliğe girmeden önce mevcut yapıdan birazcık bahsedelim. Daha sonrasında yeni çıkacak olan kıdem tazminat yasası neler getirir, neler götürür, bunların üzerinde de duracağız inşallah. Şimdi kişinin kıdem tazminatını kazanabilmesi için bir iş yerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekiyor ki kıdem tazminatı hakkını elde edebilsin. Evet. Evet, bir yılın altında olanlar kıdem tazminatına hak etme şansı yok. İhbar tazminatında 6 ayın altında bile çalışanlar ihbar tazminatını hak ederken kıdem tazminatında olay birazcık farklı. Evet. Kişinin en az bir yıl çalışması gerekiyor. Bir yıldan sonra çalışmalarına devam ederse kıdem tazminatında buna göre hesaplanacak. Bir telefon bağlantımız var, onu da alalım. Alo. Alo. İsmail Bey, buyurun. İyi günler, kolay gelsin. İyi akşamlar İsmail Bey. Buyurun, sizi dinliyoruz. 98'in 11. ayın 9'unda girişim var. 98'in 11. ayın 9'unda. Evet, Bağkur'a girişim var. Evet. Emeklilik yaşım ne zamandır, ne gün, onu hesaplamak istiyorum. Kaç doğumluyuz bu arada, onu da alalım. 64 doğumlu. 1964, çok geç kalmışsınız İsmail Bey. Niye öyle oldu? Ya önceden girişimiz vardı, daha sonra tekrar... girçik yaptık. Bu şekilde oldu. Anladım. Şimdi vermiş olduğunuz bilgilere göre 57 yaşına tabisiniz. Şu anda Bağkur'a mı devam ediyorsunuz, sigortaya mı? Şu anda durdurduk biz kendimiz. Anladım. 15 yıllık süreyi doldurduğunuz için mi durdurdunuz? Evet, doğrudur. Tamam. Eğer 15 yıl üzerinden emekli olmayı düşünüyorsanız 60 yaşına tabisiniz. Ama normal 9000 iş günü doldurursanız Bağkur'dan 57 yaşından da emekli olma hakkına sahipsiniz. Anlamadım, tekrar söyler misiniz? 15 yıl üzerinden emekli olmak istiyorsanız 60 yaş. 60 yaş? Evet. Eğer 25 yıl üzerinden emekli olursanız, yani 25 yıla priminizi tamamlarsanız 57 yaşında emekli olma hakkına sahipsiniz. Eğer askerliği öderseniz 56'dan da emekli olma hakkına sahipsiniz. 56'dan da emekli olma. Evet. Askerlik ödemesi yaparsanız 56 yaştan emekli olma hakkına sahipsiniz. Tamam. İyi akşamlar İsmail Bey. İyi akşamlar Koray. Evet, kıdem tazminatı üzerinde konuşalım demiştik. En son en fazla sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi zaten. Mevcut hükümetimiz de bu konu üzerinde değişiklikler yapmak üzere yola çıktı inşallah. Şimdi kıdem tazminatında kişinin en az bir yıl çalışmasının şartı gerektiğini var. Söylemiştik. Doğru. Kıdem tazminatını kişiler nasıl alabilir? Özellikle hangi konu, hallerde evet, kıdem tazminatı almış hakkımız var? Telefon bağlantısında herkes işte kendi isteğimle işten çıkarsam kıdem tazminatı alabilir miyim? En çok karşılaşmış olduğumuz sorulardan bir tanesi. Şimdi kıdem tazminatı hangi koşullarda alınır? Kısaca bunlara değinelim. İşçi işveren tarafından çıkarılırsa veya iş yeri kapanırsa kişi kıdem tazminatı alma hakkına sahip. Bu bir. Evet. Haklı nedenle çıkarsa. Haklı nedenler yani. Aynen. 4857 sayılı yasaya göre haklı nedenler. İşçinin ölmesi durumunda işçinin hak sahiplerine kıdem tazminatı ödenmek zorunda. Bir telefon bağlantımız var. Alo. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Muhammed Bey, buyurun. Şimdi hocam benim 86'dan girişim var. Evet, 86'nın kaçıncı ayı acaba? 11. ayında. 11. ayın kaçı? 11. ayın kaçı bilmiyorum. 11. 23'ünden evet, önce mi sonra mı? 11. ayın 23'ünden önce mi sonra mı? Önce. Tamam, 23'ünden önce, 20'si diyelim o zaman. Bu tamam. Arada ben 93'ten 95'e kadar bir iş yeri çalıştırdım. Ondan sonra kapadım. 93'ten 95 arası kadar iş yeri çalıştırdım. Kapadım. Evet. Bu arada Bağkur'la olduk mu? Bağkur'a kayıt olmadım ama ben iş yerimi kapattıktan sonra tekrar sigortaya dönüş yaptım. Tamam. Bu arada da Bağkur bana bir tebligat gönderdi. Tamam, çok odalara güzel. Borçlarını kapat dedi. Tamam dedik biz de. Ondan sonra yine çalışmaya devam ettik biz. Sigorta olarak devam ediyorum. Şu anda da çalışıyorum. Tamam. Şu anda kaç günümüz var toplamda? 8000, en son hesapladığımda 8045 idi. 8045. Kaç yaşındayız şu anda? Kaç doğumluyuz?
14'e 6'a 69. 1969 doğumluyuz. Normal koşullarda 49 yaşından emekli olma hakkına sahibiz. Siz askerden önce sigortalı olmuşsunuz bu durumda, öyle evet. gözüküyor. Evet. Evet. Şimdi bu 93 ile 95 tarihler arasındaki Bağkur süresini almak mı istiyorsunuz, almamak mı istiyorsunuz? Bağkur zaten otomatik ben sigortaya aktardı. Ödediniz mi? Bu sürelerin primini ödediniz mi? Tabii ödedik bunları hepsini. Tamam, burada herhangi bir sıkıntı görükmüyor. 49 yaşta olduğu zaman siz emeklilik hakkına sahipsiniz bu durumda. Evet, onu öğrenmek istiyorum hocam. Aha, tamam, 2018 yılının 6. ayında emekli olabilirsiniz. 2018'in 6. ayı. Teşekkür ederim hocam. Önemli değil. İyi akşamlar Muhammed Bey. Evet, kıdem tazminatını nasıl hak eder işçiler? Bunların üzerinde konuşuyorduk. Önemli olan konulardan bir tanesi demiştik. İşte işçinin ölmesi durumunda işçinin hak sahipleri, eş ve çocuklarına kıdem tazminatı zorunlu olarak ödenmek zorunda. Evlilik dolayısıyla kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu. Tabii burada sadece bayanlara, evlendikten bir yıl içerisinde eğer çalışan bayan arkadaş işverene müracaat edip çalışmak istemediğini beyan ederse yine kıdem tazminatı ödenmek zorunda. Yine erkeklere özel bir durum. Kişinin askere gitmesi durumunda erkek askere gideceği tarihle ilgili belgesini iş yerine sunduğu zaman işveren zorunlu olarak erkek çalışanına kıdem tazminatını ödemek zorunda. Şimdi bunlar aşağı yukarı toplum tarafından bilinen konular. Genelde bilinen evet. şeyler. En yani çok karışıklık olan kısım çok, ise. En çok karışıklık evet, olan kısım 15 yıl 3600 olayı. Yani işte 15 yıl sigortalılık süresi 3600 gün şartını yerine getiren herkes kıdem tazminatını kendi isteğine çıkarsa alabilir mi, alamaz mı? Gelen sorular genelde bunun üzerine. Evet. Şimdi burada çalışan arkadaşlarımızın en çok dikkat etmesi gereken konu kişinin 8'e 9 1999 tarihinden önce işe girmiş olması şartı var. Evet. Eğer kişi 8'e 9 1999 tarihinden önce işe girmemişse 15 yıl 3600 gün şartını yerine getirmiş olsa dahi kıdem tazminat hakkından kendi isteğiyle işten çıkarsa yararlanamaz. Evet. Yani burada hocam, ben hocam orada çok önemli bir detay da 8-9-99'da işe girmiş ve öncesinde işe girmiş olsa da 18 yaşını doldurmayanlar var. Onlar da bu yanılgıya düşüyorlar. 18 yaşını tabii, da doldurmuş olmak. 18 yaşından sonraki 15 yıllık sigortalılık süresi söz konusu evet. olacak. Evet. Orada ona dikkat edilmesi lazım. Evet. Ama genel anlamda kişinin 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girmiş olması şart. Bundan sonra 15 yıllık sigortalılık süresi zaten dolmuş oluyor 99'dan önce işe girdiyse. 3600 gün şartını da yerine getirmiş olan arkadaşlar kendi isteğinle işten çıksalar dahi kıdem tazminat hakkını alma hakkına sahip. Burada dikkat etmesi gereken işçilerin kıdem tazminat yazısıyla ilgili resmi belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat edip almaları lazım öncesinde. Evet. Yoksa ben işte nasıl olsa 99'dan önce işe girdim 15 yılım var 3600 günüm var deyip kendi kafasına göre işverene herhangi bir şey söylemeden işe gitmemesi söz konusu olursa kişi 2 gün 3 gün üst üste işe gitmediği zaman tüm haklarını kaybeder. Bundan evet. dolayı ilk önce kıdem tazminat yazısının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınması, bunun işverene ibraz edilmesi, yine işverenin makul süre olarak işte bir ay kay daha çalış senin yerine bir arkadaş bulalım ondan sonra sen işi bırak gibisinden ona evet. ihtiyacı varsa bunu da işçinin yani yerine getirmesinde fayda var karşılıklı olarak. Şimdi burada bir de Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvururum hemen alırım gibi bir yanılgı var. Bu hizmetlerin toplanması bazen uzun sürebiliyor. 2-3 evet. ay süren durumlar çokça karşılaşıyor. Yani kişinin farklı illerde çalışmaları veya Bağkur hizmeti, işte emekli sağlığı evet. hizmeti gibi farklı statüler söz konusuysa tabii ki de kişinin en azından 1-2 ay öncesinden, 2-3 ay öncesinden buna müracaatını yapıp günlerini toplattırıp 3600, 15 yıl 3600 gün şartını yerine getirdiğinle ilgili belgeyi daha öncesinde elde etmesinde fayda görülüyor. Evet. Bir de bu yazının işverene tebliğ edilmesi, verilmesi konusu sıkıntılar oluşturabiliyor. Yazıyı almış ama işverene böyle bir yazı vermemiş. Tazminat alacağını ümit ediyor işçi arkadaşlarımız. Bu da bir kötü yanılgı. Bir dilekçe ekinde kurumdan aldığı bu yazıyla işverene müracaatı yapıp işverenin bu belgeyi teslim aldığına dair bir takım delilleri elinde bulundurmasında fayda var. Dikkat edilmesi gereken evet, bir konu. Buna da çok dikkat etmeliyiz. Evet. Son olarak son dakikalarımıza girdik. Kıdem tazminatıyla ilgili
8'e 9, 99 ile 30'a 4, 2008 tarihleri arasında işe girenler için 4500 gün evet, kıdem tazminatında kişilerin kendisi sayını alabilmesi için 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme gün sayısı. Tekrar etmek istiyorum. 8'e 9, 1999 ile 30'a 4, 2008 tarihleri arasında işe girenlerin kendi isteğiyle kıdem tazminatını alabilmesi için 25 yıllık sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme gün sayısını yerine getirmeleri lazım. 1999 ve sonrasında işe girenlerin ilk olarak bu yazıyı alabilmesi için de 2024 yılının gelmesi lazım. 2024 yılından önce 99 tarihinden sonra işe girenlerin yerine getirmeleri mümkün değildir. Bu konuda da yanılgıya düşmesinler. 99 ile 2008 arasında işe girenler dediğimiz gibi 25 yıllık süre veyahut da 7000 iş gününü tam olarak artık doldurmalar lazım. O da ne olur? 7000 buna çok iş kafa dersen, yormak gerekmiyor çünkü artık yeni kıdem tazminatı yasası çıkıyor. O da 19 yıllık süre yapar. O da 2018-2019 evet, gibi süreye tekamül edecektir. Yeni yasayı bir dahaki programımızda konuşalım. İnşallah yeni yasayı konuşalım. Bir dahaki programımızda devam edeceğiz. Evet. Sosyal güvenlik saatimizin sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İnşallah gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.